Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz efendim. Ben Alper Ateş. Bu akşam yine hanımefendilerle, beyefendilerle Ben Bilirim stüdyosunda buluştuk. Birazdan da sorularımıza başlayacağız. Ama önce başvuru videoları. Merhaba, ben Anıl Zorba. Grafik tasarım bölümü mezunuyum. 30 yaşındayım. Şu anda bir reklam ajansında art direktör olarak çalışmaktayım. Diğer yarışmacı arkadaşlar için de iyi olan kazansın diyorum. Görüşmek üzere. Merhaba, adım Deniz Yıldız Karakuş. 44 yaşındayım. İstanbul Ataşehir'de yaşıyorum. Sigorta sektöründe çalışıyorum. Merhaba, ismim Şükrü Enis Özdemir. İstanbul'da kamu kurumunda çalışıyorum. Mimarım, evliyim, bir çocuğum var. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Merhabalar, adım Çiğdem Hüsniye Aydemir. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, bu akşam da misafirlerimizle sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Bu akşam bir numaralı masamızda Şükrü Bey'i ağırlıyoruz. İki numaralı masamızda Anıl Bey var. Üç numaralı misafirimiz Çiğdem Hanım. Ve dört numarada da Deniz Hanım'la yarışacağız. İstanbul'dan dört misafirimizle birlikte. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Hoş bulduk. Şükrü Enis Özdemir. 42 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Aynı zamanda 15 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üst Yapı Projeler Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yapmaktayım. Evliyim, bir çocuğum var. Keyifle izliyoruz. Her gün bakıyoruz. Buraya da güzel bir anı olması için geldik. Umarım başarılı oluruz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Ben de size başarılar dilerim Şükrü Bey. Umarım sizin de belirttiğiniz gibi keyifli bir yarış olur. Son ana kadar birlikte heyecanı paylaştığımız bir yarış olur. Şükrü Bey, başarılar dilerim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ve iki numarada Anıl Bey var. Hoş geldiniz Anıl Bey. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben Anıl Zorba, 30 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbul'dayım. Aslen Ardahanlıyım. Bir reklam ajansında tasarımcı olarak çalışmaktayım. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Anıl Bey. Umarım Anıl Bey için de güzel bir akşam olur bu akşam. Bu arada Şükrü Bey de, Anıl Bey de stüdyomuzda tek değiller. Şükrü Bey'in taraftar... Buraya geçen taraftar unutuyor. Eşim burada. Evet. Kendisi sağ olsun eşlik etti. Hatta kendisi teşvik etmişti yarışmaya katılmaya da. Burada geldi. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Anıl Bey de bu akşam... Evet, ben de annemle birlikte geldim. Birlikte. Evde hep beraber izliyorduk. Dedik bir de ekranda deneyelim. Burada da kazanabilecek miyiz diye. Umarım kazanırım. Keyifli geçer umarım. Anneye bir kez daha teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Ve Anıl Bey'e başarılar dedikten sonra dönüyoruz Çiğdem Hanım'a. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum Alper Bey. Adım Çiğdem Hüsniye Aydemir. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Tekirdağlıyım. İki çocuk annesiyim. İrem ve Yiğit adında. Allah bahşişsin. Bir de kedim var. Çok sevdiğim. Esenyurt'ta Abdülkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapıyorum. Buradan bütün öğrencilerime çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Öğretmen arkadaşlarıma. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Ben de size başarılar dilerim Çiğdem Hanım. Görev yaptığınız okuldaki tüm öğretmenlerimize saygılar efendim. Öğrenci kardeşlerimize de selamlar. Çiğdem Hanım da bu akşam kızıyla birlikte stüdyomuzdaydı. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Ve dönüyoruz 4 numaralı misafirimiz Deniz Hanım'a. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş buldum. Adım Deniz Yıldız Karakuş. İstanbul Ataşehir'de yaşıyorum. Sigorta sektöründe operasyon biriminde görev alıyorum. Çok severek izlediğimiz bir programa eşimin teşvikiyle katılma ve bu heyecanı yaşama amacıyla geldim. Teşekkür ederiz. Umarız güzel, keyifli bir yarışma olur. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Size de başarılar Deniz Hanım. Deniz Hanım'ın da eşi aramızda. Tekrar teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili seyirciler, dört değerli misafirimizi tanıdık. Artık sorulara başlama zamanı. Dönüyoruz Şükrü Bey'e ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Oğlum Cihangir'in C'si. Cihangir'in C'si. 50 puan kazanabiliriz. Coğrafyadan gelecek ilk soru. Muğla ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Deniz Hanım. Ortaca. Ortaca. Bu akşamın ilk puanı Deniz Hanım'a gider mi?
Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun Deniz Hanım. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Şimdi Anıl Bey seçecek ikinci harf. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si 40 puan. Sorumuz bir kez daha coğrafyadan geliyor. Geçmişte bir coğrafi terim olarak kullanılan abuhavanın anlamıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Deniz Hanım. İklim. İklim. Doğru mu? Tebrikler. Şimdi de Çiğdem Hanım seçecek ilk harfini efendim. Tekirdağ'ın T'si. Tekirdağ 50 puana sahip, mecaz kategorisinden alıyoruz sorumuzu. Mecazen değerini anlamamak veya geri çevirmektir. Süremiz başladı. Tepmek. Tepmek. Çiğdem Hanım da hoş geldin puanını. Tepmek cevabıyla alır mı? Kutlarız. Ve Deniz Hanım'dayız dördüncü harfimiz için. Hatay'ın E'si. Hatay. 60 puanda Hatay'ımız da var. Anlam bilgisinden gelecek şu soru. Durumu benzerlerinden biraz daha iyi olan anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şükrü Bey. Hallice. Hallice. Görelim. Kutlarız. Size de hayırlı olsun Şükrü Bey. Teşekkürler. Açılışı yaptık, devamı gelir. Şimdi Şükrü Bey'deyiz. Eşim Özlem'in Ö'sü. Özlem Hanım'ın Ö'sü. 80 puan. Tekstilden alıyoruz sorumuzu. Dokuma, örme, kumaş gibi malzemelerin üzerine basılacak tasarımları oluşturan kimsedir? Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Çiğdem Hanım. Desinatör. Desinatör. 80 puan kazandırır mı? Kazandırır. Kutlarız. Ve Anıl Bey'deyiz yeniden. Konya'nın K'sı. Konya 40 puan kazanabiliriz. Genel kültürden alıyoruz. Yol yapımında kullanılan düzgün ve çeşitli biçimlerdeki taştır. Süremiz başladı. Gelmedi. Çiğdem Hanım. Parke. Parke. Doğru mu? Tebrikler. Çiğdem Hanım'a döndük. Utku'nun U'su. Utku'nun U'su 40 puan. Bu kez de edebiyattan şöyle sorulmuş. Dede Korkut hikayelerinde adı geçen bir karakterdir. Nokta nokta kazan. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Anıl Bey. Durul. Durul kazan. Durul kazan oldu mu? Olmadı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 20 puanımız var. Çiğdem Hanım. Sulur kazan. Sulur kazan mı aradığımız cevap? Yine olmadı Şükrü Bey. Salur. Salur kazan görelim. Tebrikler. Harf seçme sırası Deniz Hanım'da. Şansın şeysi. Şansın şeysi 50 puan. Anlam bilgisinden geliyor Deniz Hanım'a. Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözüdür. Süremiz başladı. Kardeş. Kardeş.
Deniz Hanım 100 puanı aşar mı? Kutlarız. Şükrü Bey'deyiz efendim. Isparta'nın ısı. Isparta 60 puan. Kategorimiz bir kez daha anlam bilgisi. Soru şöyle. Dikkatli olunması gereken durumu ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Çiğdem Hanım. Sakınca. Sakınca. Oldu mu? Tebrikler. Maşallah hızlı başladınız Çiğdem Hanım. 230'da liderlik koltuğunda şu an Çiğdem Hanım. Tebrik ederim şu ana kadarki performans için. Şimdi Anıl Bey'deyiz efendim. Bir harf daha seçiyoruz. Nermin'in N'si. Nermin'in N'si. 80 puan oyunculardan geliyor. İstanbul için son çağrı, Benim Dünyam filmlerinde, Aşk-ı Memnu, Hatırla Sevgili dizilerinde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Beren Saat. Beren Saat. Anıl Bey de Ben Bilirim'deki ilk puanını kazanır mı? Kutlarız. Size de hayırlı uğurlu olsun Anıl Bey. İlk puan efendim. Teşekkürler. Şimdi Çiğdem Hanım'dayız. Yiğit'in yeğesi. Yiğit. 70 puanımız var. Anlam bilgisinden geliyor. Kısa sürede, oturmadan, acele manalarındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şükrü Bey. Ayaküstü. Ayaküstü. Doğru mu? Kutlarız. Deniz Hanım'a dönüyoruz. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. 80 puan da Rize'mizde var. Bu kez canlılardan alacağız şu sorumuzu. Step vaşağı adıyla bilinen kedigillerden vahşi bir canlıdır. Süremiz başladı. Kara kulak. Kara kulak. Doğru mu? Tebrikler. Evet, Deniz Hanım'a puan kazandıran kara kulak görseli geldi. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yer alan bilgi şöyleydi. Görseli TÜBİTAK'tan aldık. Der ki dış görünümüyle başağa çok benzemekte. Step başağı, Mısır başağı gibi adlarla bilinmektedir. Ülkemizdeki kedi türleri içerisinde başaktan sonra ikinci büyük yabani kedidir der. Tebrik ederiz bir kez daha Deniz Hanım'ı. Geride bıraktığımız sorularımızın ardından puanlara hiç gitmedik. Dilerseniz bir de tablolara bakalım. Çiğdem Hanım 230'la lider. Deniz Hanım 220. Şükrü Bey 150, Anıl Bey de 80'le ısınmaya devam ediyoruz. Sizdeyiz Şükrü Bey. Samsun'un sesi. Samsun 50 puan kazandırabilir. Eşyalardan geliyor. İçine sıvı koymaya yarayan cam, plastik gibi malzemelerden yapılan kaptır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Anıl Bey. Sürahi. Sürahi. 3 misafirimiz butona gitti. Puan Anıl Bey'e yazılır mı? Tebrikler. Şimdi de Anıl Bey'le seçeceğiz. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 70 puanı var. Tabelalardan gelecek şu soru. Mavi dikdörtgen çerçeve içinde çadır figürünün olduğu tabelanın anlamıdır. Süremiz başladı. Kamp yeri. Kamp yeri. Anıl Bey de 200 puana ulaşır mı görüyoruz. Tebrikler. Evet, o açılıştaki puan farkı kapandı. Çok yakın puanlarla yarışıyor misafirlerimiz. Şimdi Çiğdem Hanım'dayız. Ordunun
kutlamın olsun. Ordu 60 puanımız var. Spordan geliyor. Halterde ayakları açıp ağırlığı bir çırpıda dirsekleri bükmeden baş üstüne kaldırmaktır. Süremiz başladı. Koparma. Koparma. Görelim. Kutlarız. Deniz Hanım seçecek bir harf daha efendim. Aydın'ın A'sı. Aydın'ın A'sı 80 puan. Bu kez de ülkelerden alıyoruz sorumuzu. 2023'te Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olduğu açıklanan ülkedir. Süremiz başladı. Avustralya. Avustralya. Harfler oturmuyor ama görelim. Olmadı Anıl Bey. Hindistan. Hindistan doğru mu? Tebrikler. Efendim ısınma turumuzun son 8'ine girerken sıralamamız şöyle. Çiğdem Hanım 290, Anıl Bey 280, Deniz Hanım 220, Şükrü Bey 150. Şükrü Bey sizdeyiz efendim. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ımızdan 70 puan kazanabiliriz. Anlam bilgisinden geliyor. Beklenmedik, alışılmadık, olağanüstü fikirler için kullanılan sıfattır. Süremiz başladı. Doğaüstü. Doğaüstü. Oldu mu? Hayır dediler Deniz Hanım. Dahiyane. Dahiyane fikir. Bu cevap puanları eşitler mi görelim. Tebrikler. 290'a 290 eşitlik var efendim. Şimdi Anıl Bey'deyiz. Buyursunlar. Edirne'nin E'si. Edirne. 80 puanımız var. Kategorimiz genel kültür. Sorumuz geliyor. Sel, deprem, hortum gibi insan eliyle önlenemeyen durumların ortak adıdır. Süremiz başladı. Doğal afet. Doğal afet. Anıl Bey 300 puanı aşan ilk misafirimiz olur mu? Tebrikler. Liderlik koltuğunda 360'la Anıl Bey, şimdi Çiğdem Hanım'dayız. Çiğdem'in Ç'si. Çiğdem'in Ç'si. Kendi ismini seçeyim dedi Çiğdem Hanım. Kategorisi mecaz. Sorumuz geliyor. Mecazen, sebepsiz, durup dururken gibi anlamları olan ifadedir. Süremiz başladı. Hiç yokken. Hiç yokken. Hiç yokken 80 puan kazandırır mı? Olmadı Deniz Hanım. Hiç yoktan. Hiç yoktan. O 80 puan Deniz Hanım'a gider mi? Kutlarız. Ve yeni liderimiz Deniz Hanım oldu. Son 5 soruya girerken sizdeyiz Deniz Hanım. Yumuşak G. Yumuşak G 80 puan. Sorumuz bu kez mecaz kategorisinden alıyoruz efendim. Davranışları nedeniyle küçük olduğu düşünülen veya hassas büyütülmüş kimse için kullanılan mecazi sözdür. Süremiz başladı. Süt çocuğu. Süt çocuğu. Şu ana kadar hızlı cevaplar aldığımız Deniz Hanım 400 puanı aşar mı? Tebrikler. Efendim ısınma turumuzun son 4 harfi sizdeyiz Şükrü Bey. Pırasa. Pırasa 30 puan. Sorumuz anlam bilgisinden geliyor. Anlamlarından biri kalın değnek olan kelimedir. Süremiz başladı. Sopa. Sopa. Görelim. Tebrikler. Anıl Bey sizdeyiz son 3'ten biri için. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'sinde de 30 puan varmış. Bu kez sağlıktan alacağız şu sorumuzu. Halk arasında kara humma adıyla da bilinen mikrobik hastalıktır.
Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şükrü Bey. Tifo. Tifo. 3 misafirimiz gitti yine butona. Puan Şükrü Bey'e yazılır mı? Tebrikler. Kaldı 2 harf. Çiğdem Hanım seçiyor onlardan birini. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 80 puan. Sorumuzu taşıtlardan alıyoruz. Küçük deniz araçlarının barınabilmeleri için çevrilmiş alandır. Süremiz başladı. Yat limanı. Yat limanı. Çiğdem Hanım'ı ikincilik koltuğuna taşır mı bu cevap, görelim. Tebrikler. Ve efendim ısınma turumuzun son harfi liderimiz Deniz Hanım'ın harfi, buyursunlar. Üzümün üsü. Üzümün üsüyle turu tamamlayacağız. Son kategori ise tabiat parklarımız, şöyle sorulmuş. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan doğal alandır. Nokta nokta şelalesi tabiat parkı. Süremiz başladı. Dümenkaya. Dümenkaya şelalesi tabiat parkı. Oldu mu? Olmadı. Kutularımızdan birini açalım. Anıl Bey. Güzelkaya. Güzelkaya şelalesi tabiat parkı oldu mu? Yine olmadı, bir kutu daha. Çiğdem Hanım. Güzeldere. Güzeldere şelalesi tabiat parkı bu kez oldu mu? Tebrikler. Evet, Düzce'deki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'na dair görselimizi de aldık efendim. Böylece ilk turu geride bıraktık. Liderimiz Deniz Hanım 450 puanla, Çiğdem Hanım 430 puanla ikinci, Anıl Bey 360, Şükrü Bey de 210 puan topladı. Arada 2 soruluk bir farkımız var. Bakalım ikinci tur kime ne getirecek ve finalde kimler yarışacak? Hadi onu görmek için ikiye geçelim efendim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim finale doğru yolculuğumuzda geldik. İkinci turumuza ve ilk harfimizi Şükrü Bey ile seçerek başlıyoruz. Bursa. Bursa. 90 puanımız var. İlk soru sinemadan gelecekmiş. Buyursunlar. Rafadan Tayfa adlı animasyon filminin 2019'da vizyona giren devamıdır. Rafadan Tayfa nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Anıl Bey. Tabiat Tepe. Tabiat Tepe oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Anıl Bey. Tabaklı Tepe. Tabaklı Tepe 70 puan kazandırır mı? Hayır dediler. Deniz Hanım. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Anıl Bey'in iki girişiminin ardından Deniz Hanım puanı aldı. 520 oldu tablosu. Tebrik ederim efendim. Teşekkür ederim. Şimdi Anıl Bey'in sorusuna gidiyoruz. Ben yine Nermin'in N'si diyorum, annemin ismi. Peki anne, Nermin Hanım'ın N'si 100 puan. Kategorimiz giyim, sorumuz şöyle. Yakası kravat takmaya uygun, çoğu uzun kollu olan giysiye verilmiş bir addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 80 puan Şükrü Bey. Frank giysisi. Frank giysisi oldu mu? Olmadı Çiğdem Hanım.
Frank gömleği. Frank gömleği oldu mu? Olmadı Anıl Bey. Frank gömleği. Frank gömleği bu kez oldu mu? Tebrikler. Ve Anıl Bey'i ikincilik koltuğuna taşıdı. Frank gömleği cevabı 440 puanla. Şimdi Çiğdem Hanım seçecek. Yiğit'in yeğesi. Yiğit'in yeğesi 100 puan genel kültürden alıyoruz. Genellikle çocuklar için hazırlanan, eğitici nitelikte, içinde resimler bulunan bir tür yayındır. Süremiz başladı. Boyama kitabı. Boyama kitabı. Çiğdem Hanım 100 puan kazanıp yeni liderimiz olur mu? Görelim. Tebrikler. Liderlik yarışında son durum 530'a 520. Deniz Hanım seçecek. Mısır'ın M'si. Mısır'ın M'si 120 puan. Sorumuz sağlıktan geliyor. Ameliyat öncesi hastanın durumuna göre operasyonu hissetmemesi için kararlar veren tıbbi görevlidir. Süremiz başladı. Anestezi uzmanı. Anestezi uzmanı. Az önce koltuğu devretmişti Deniz Hanım. Yeniden liderimiz olur mu? Kutlarız. Evet, hızlı gelen cevapların ardından sıralamamız şöyle. Deniz Hanım 640, Çiğdem Hanım 530, Anıl Bey 440, Şükrü Bey 210. Şükrü Bey seçecek bir harf daha. Lüleburgaz. Lüleburgaz 90 puan değere sahip tabirlerden geliyor. İç rahatlığıyla olur verme anlamındaki tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Anıl Bey. Gönül rızası. Gönül rızası. Görelim. Kutlarız. Ve puanlar eşitlendi. 530-530 Çiğdem Hanım'la Anıl Bey. Şimdi Anıl Bey'deyiz. Ankara'nın A'sı. Ankara. Ankara'mızda da 120 puan var. Genel kültürden gelecek sorumuz. Bilgilendirme, yardımlaşma, eğlendirme gibi toplum veya grup yararına düzenlenen faaliyettir. Süremiz başladı. Sizdeyiz. Sosyal etkinlik. Sosyal etkinlik son anda geldi. Peki doğru mu? Tebrikler. 650 oldu Anıl Bey. Liderlik koltuğunda tebrik ederim tekrar. Güzel yetiştirdiğiniz cevabı son saliseye. Anıl Bey tebrikler. Çiğdem Hanım'dayız efendim, buyursunlar. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 90 puan. Sorumuz anlam bilgisinden gelecek Çiğdem Hanım için. Kişileri ismen birbirine takdim ederek iletişim kurmalarını sağlamaktır. Süremiz başladı. Tanıştırmak. Tanıştırmak. Çiğdem Hanım da 600 puanı aşar mı? Kutlarız. Ve Deniz Hanım'a dönüyoruz. Deniz'in D'si. Deniz'in D'si 160 puan değeri var. Deyimlerden gelecek efendim. Şöyle sorulmuş. Gereken sözü tam zamanında söyleyerek karşısındakini susturmaktır. Süremiz başladı. Lafı gediğine koymak. Lafı gediğine koymak. Doğru mu? Görelim. Olmadı Şükrü Bey. Lafı gediğine sokmak. 160 puan kazandırır mı? Olmadı Deniz Hanım. Pardon. Peki efendim, gelmedi. Gereken sözü tam zamanında söyleyerek karşısındakini susturmaktır. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Çiğdem Hanım. Taşı gediğine koymak. Taşı gediğine koymak.
Deniz Hanım ve Şükrü Bey laf üzerinden gitmişti. Çiğdem Hanım taş üzerinden puan alır mı? Tebrikler. Evet, 770 oldu Çiğdem Hanım liderlik koltuğunda. Efendim, finale doğru adımlar atmaya devam ediyoruz. Sizdeyiz Şükrü Bey. Van. Van. 90 puan da Van'ın V'sinde varmış. Tarihten geliyor sorumuz. Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid'den sonra taht kavgalarıyla geçen süredir. Süremiz başladı. Fetret Devri. Fetret Devri. Oldu mu? Tebrikler. Anıl Bey'deyiz efendim. Tekirdağ'ın T'si. Tekirdağ 130 puana sahip, dizilerden alacağız bu kez. 2009'da yayınlanmaya başlayan Orhan Kemal'e ait bir eserin uyarlaması olan dizidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Çiğdem Hanım. Hanımın Çiftliği. Hanımın Çiftliği. Doğru mu? Kutlarız. 900 oldu Çiğdem Hanım ve harfimizi seçecek şimdi. Ordunun olsun demek istiyorum. Peki efendim, ordunun olsun 100 puan. Müzikten alacağız Çiğdem Hanım şu sorumuzu. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var sözleriyle başlayan Nilüfer şarkısıdır. Süremiz başladı. Çok uzaklarda. Çok uzaklarda. Bu cevap Çiğdem Hanım'ı tabloda 1000 puana taşır mı? Görelim. Tebrikler. Buyursunlar Deniz Hanım. Yepyeni bir soru için gidiyoruz tabloya. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak 120 puan kazanabiliriz. Geleneklerden alacakmışız sorumuzu. Birçok yöremizde yeni doğum yapmış hanımların geleneksel olarak saçlarına taktıkları aksesuardır. Süremiz başladı. Kırmızı kurdele. Kırmızı kurdele. Deniz Hanım'dan yine hızlı gelen bir cevap. 120 puan kazandırır mı? Kutlarız. Efendim, artık final turumuz öncesi. Kritik sorular son 8 soruya girerken puanlara bakalım. Çiğdem Hanım 1000 ile liderlik koltuğunda. Deniz Hanım 760 ile avantajlı. Anıl Bey 650 puana sahip. Şükrü Bey de 300 puan sahip. Beyefendilerin de final şansının devam ettiğini hatırlatarak son 8'e başlıyoruz Şükrü Bey'le. Yumuşak G. Yumuşak G 120 puan kazandırabilir. İnsan vücudundan geliyor. İnsan vücudunda omuz başıyla boyun altı hizasında bulunan uzunca yapıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Çiğdem Hanım. Köprücük kemiği. Köprücük kemiği. Görelim. Tebrikler. Finale son 7 harf Anıl Bey seçiyor. Konya'nın K'si. Konya. Bu akşam final turumuz dahil tüm turların en yüksek puanlı sorusu 210 puan. Ve ünlü sözler kategorisinden alıyoruz efendim. Mevlana'nın 7 öğüdünden biridir. Nokta 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 akarsu gibi ol. Süremiz başladı. Gelmedi. Finale doğru ilerlerken sıralamayı değiştirebilecek bir puana sahip, turumuzun en yüksek puanlı sorusu
Mevlana'nın 7 öğüdünden biri. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 50 saniye daha süremiz var. Bir kutu daha. Nokta 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 akarsu gibi ol. Ne olabilir? Başındaki 4 kelime. Son 30 saniyeye giriyoruz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 20'ye girerken Çiğdem Hanım. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 150 puan kazandırır mı Çiğdem Hanım'a? Görelim. Tebrikler. Efendim finalimize kaldı 6 harfimiz ve son 6'da artık Çiğdem Hanım finalde 1270 puanı var. Rakibi kim olacak? 760 puanlı Deniz Hanım mı? 650 puanlı Anıl Bey mi? 300 puanlı Şükrü Bey mi? Bir adım daha atalım. Sizdeyiz Çiğdem Hanım. Çiğdem'in Ç'si. Çiğdem'in Ç'si 120 puan. Tescilli lezzetlerden gelecek sorumuz. Bir sebzenin şeker ve suyla pişirilmesiyle hazırlanan Iğdır'ın coğrafi işaret tescilli lezzetidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şükrü Bey. Patlıcan reçeli. Patlıcan reçeli. Cevap doğruysa Şükrü Bey son 5'e final şansını artırarak girer. Doğru mu? Tebrikler. Evet Şükrü Bey pes etmedi. Buradan geldi puan. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarında yer alan Iğdır'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti patlıcan reçeli görseli geldi. Son 5 harfimiz sizdeyiz Deniz Hanım. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 140 puan değeri var. Müzikten alacağız şu sorumuzu. 90'lı yıllarda popüler olan Dur Aman Gitme Sevgilim sözlerinin geçtiği Mustafa Sandal şarkısıdır. Süremiz başladı. Sana ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var. Deniz Hanım final avantajını sürdürür mü? Görelim. Tebrikler. Son 4 sorumuzda da herkes final şansını koruyor. İkincilik yarışında son durum 900, 650, 420. Sizdeyiz Şükrü Bey. Iğdır. Iğdır. 160 puana sahip atasözlerimizden alıyoruz. Konuğa ikramın kat kat fazlası ev sahibine geri döner anlamındaki sözdür. Misafir nokta 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 gelir, birini yer nokta nokta bırakır. Süremiz başladı. Gelmedi. Konuğa ikramın kat kat fazlası ev sahibine geri döner. Bir kutu açıyoruz dediğim an Deniz Hanım. 10 rızkının 9'unu. Misafir 10 rızkının gelir, birini yer, 9'unu bırakır oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Final turunda Çiğdem Hanım'ın rakibi kim olacak? Bir kutu daha açıyoruz. Çiğdem Hanım. 10 misafir 10 kısmetle gelir, birini yer, 9'unu bırakır. 140 puan kazandırır mı görelim. Tebrikler. Son 3 harfimizde de finalistlerimiz belli değil. Şimdi Anıl Bey'deyiz efendim. Buyursunlar.
Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 130 puan. Kategorisine bakacak olursak müzelerden alacakmışız sorumuzu. Bursa'ya 18. yüzyılda İran'dan gelmiş bir ailenin yaşadığı alanın günümüzdeki adıdır. Nokta 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 evi müzesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha. Finalde Çiğdem Hanım'ın rakibi Deniz Hanım mı yoksa Anıl Bey mi olacak? Bir kutu daha. Anıl Bey. Hane Şahlı Şemiki. Hane Şahlı Şemiki evi müzesi oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Deniz Hanım. Yenişehir Şemiki Evi Müzesi. Yenişehir Şemiki Evi Müzesi ile alır mıyız puan? Yine olmadı. Çiğdem Hanım. Yenişehir Şemaki Evi Müzesi. Olabilir. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Yenişehir Şemaki Evi Müzesi Bursa'daki tarihi yapıydı efendim. Ekranımıza da görselimiz geldi. Aradığımız müze. Ve kaldı elimizde artık iki harf. Şu an son durum Deniz Hanım'la Anıl Bey arasında bir final rekabeti var. Ve halen ikinci finalist belli değil. Çiğdem Hanım finaldeydi zaten. Şimdi Çiğdem Hanım seçecek. Edirne'nin E'si. Edirne 140 puanımız var. Deyimlerden geliyor sorumuz. Kötü bir davranışa veya söze aldırmamaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Kötü bir davranışa veya söze aldırmamak. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. An itibariyle Çiğdem Hanım'ın rakibi belli değil. Ekrandaki deyimimizin puanı kime gidecek? Bir kutu daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70 puan Deniz Hanım. Pişkinliğe vurmak. Pişkinliğe vurmak. Doğru mu? Tebrikler. Evet, finalistlerimiz netleşti. Birazdan Çiğdem Hanım ve Deniz Hanım'la final turumuzda son soruları cevaplayacağız. Oraya geçmeden önce son harf Deniz Hanım'ın harfi. Semra'nın sesi. Semra'nın sesi 150 puanla turumuzu tamamlıyoruz. Kategorisi hukukmuş ekranda efendim. Bir hukuki süreçte kovuşturmaya yer olmadığına dair hükme verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir hukuki süreçte kovuşturmaya yer olmadığına dair hükme verilen ad. Bir kutu açalım. Kovuşturmaya yer yok. İlk kelime hüküm, ikinci kelime Anıl Bey.
Eylemsizlik kararı. Eylemsizlik kararı, doğru mu? Olmadı. Deniz Hanım. Hükümsüzlük kararı. Hükümsüzlük kararı mı aradığımız o cevap? Yine değilmiş. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 120 puanımız kaldı Şükrü Bey. Takipsizlik kararı. Takipsizlik kararı. Turun son puanı da Şükrü Bey'e gider mi? Tebrikler. Ve efendim 4 misafirimizle 2 turumuzu geride bıraktık. Finalistlerimiz 1470 puanla Çiğdem Hanım, 970 puanla da Deniz Hanım. Kutlarız. Anıl Bey son sorulara kadar güzel geldi. Hep şansını sürdürdü son 2 soruya kadar. Bu akşamın üçüncüsü 650 puan topladı. Şükrü Bey de arada ne kadarlık? 110 puanlık bir fark var. Ben bilirimi 540 puanla tamamladı. Tebrik ederim efendim. Evet, birazdan hanımefendilerin keyifli final rekabetine tanık olacağız. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Anıl Bey, ne dersiniz bu akşama dair? Gayet güzel, eğlenceli geçti. Ya tabii evdeyken izlediğimiz gibi olmadı. Birazcık heyecanın da etkisi var. Arkadaşlarımız çok iyi yarıştı. Onlara başarılar diliyorum. Bu kadar. Aslında hani yansımıyordu heyecan. Çok kez yarışmacıların içlerinde o heyecanı taşıdıklarını, çok da yoğun olduğunu belirtseler de birçok soruda, özellikle ikinci turda güzel yarıştınız. Hatta Deniz Hanım'la çok yakın mesafelerde ilerlediniz. Ve Anıl Bey 650 ile gayet güzel bir puanla tamamladık ben bilirimi. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Anıl Bey'in az önce harç seçerken de özellikle bahsettiği annesi stüdyomuzdaydı, destekçisiydi. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Şükrü Bey. Sizin adınıza nasıl geçti Şükrü Bey? Ben gayet keyif aldım. Bu yarışmada genelde soru şansı çok etkili oluyor. Biraz kendi adıma, kendi seçtiğim sorularda şanssız olduğumu düşünüyorum. Ama yani hanımefendiler gerçekten çok iyilerdi. Yani onların yanına yanaşmak pek mümkün değildi. O yüzden normal bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Keyif aldım, eğlenceli vakit geçirdim. Teşekkür ederim. Özellikle ikinci turun ortalarında Çiğdem Hanım'ın o hızlı atakları, arka arkaya yüksek puanlı cevapları bir anda Çiğdem Hanım'ı zaten rahatlattı. Devamında ikincilik yarışı heyecanı vardı. Şükrü Bey, biz tekrar çok teşekkür ederiz. Şükrü Bey de bu akşam eşi stüdyomuzda yalnız bırakmamıştı efendim. Tekrar ayaklarınıza sağlık. O zaman izninizle biz son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada var 3 soruluk fark. Öndeki Çiğdem Hanım mı, geriden gelip Deniz Hanım mı? Bu akşamın birincisi olacak. Ben bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim başlıyoruz final turumuza. 3 soruluk avantajı var Çiğdem Hanım'ın. İlk kategorimizi de Deniz Hanım seçecek. Hazır mısınız Deniz Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar bu akşamın final kategorileri. Bu akşam finalimizde fizik, kimya, edebiyat, coğrafya, genel kültür ve sinema var. Hangisiyle başlayalım Deniz Hanım? Edebiyat Yozgat'ın yesi. Edebiyat Yozgat, buyursunlar finalin ilk sorusu. Beyaz mantolu adam, unutulan, tahta at gibi öykülerin yer aldığı Oğuz Atay kitabıdır. Nokta nokta beklerken süremiz başladı. Korkuyu beklerken. Korkuyu beklerken. Doğruysa fark 2 soruya düşer. Doğru mu görelim? Kutlarız. Kaldı 9 soru. Fark 2 soru. Çiğdem Hanım'dayız. Edebiyat L. Edebiyat L harfi. Tamamlıyoruz edebiyatı. Buyursunlar. Şiirlerinde çok sevdiği Anadolu'yu işlediğinden Anadolu şairi olarak anılan şair ve yazardır. Ömer Bedrettin nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda 2 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. Buyurun Deniz Hanım. Uşaklı. Ömer Bedrettin Uşaklı.
Doğruysa fark bir soruya düşecek. Doğru mu görelim. Tebrikler. Kalan 8 farksa bir soru. Sizdeyiz Deniz Hanım. Genel kültür Pars'ın P'si. Peki efendim. Genel kültür P harfi buyursunlar. Bulmacalarda sıklıkla diğer adı sorulan ve cevabı Rina olan balıktır. Süremiz başladı. Çinek. Peki gelmedi. Bu soruda da iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Deniz Hanım. Tırpana. Tırpana. Bulmacalarda sıklıkla diğer adı sorulan ve cevabı Rina olan balık tırpana ise ilk kez lider değişir. Doğru mu? Tebrikler. Deniz Hanım 3 soru geride başladığı yarışta şu an 1 soruluk avantaja sahip, daha var 7 sorumuz. Şimdi Çiğdem Hanım'dayız. Coğrafya K. Coğrafya Kütahya'nın K'si ile devam ediyoruz. Senegal Cumhuriyeti'nin başkentidir. Süremiz başladı. Dakar. 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 Doğruysa Çiğdem Hanım bir kez daha liderimiz olur. Görelim. Tebrikler. Kaldı 6 soru. Fark 1 soru. Deniz Hanım seçecek. Genel kültür Isparta nasıl? Peki efendim. Genel kültürü Isparta'mızla tamamlıyoruz. Karşılıklı sert sözler söyleyerek yapılan atışmadır. Süremiz başladı. Ağız dalaşı. Ağız dalaşı. Bu cevap bir kez daha lideri değiştirecek mi? Ağız dalaşı görelim. Tebrikler. Kalan 5 farksa bir soru. Çiğdem Hanım sizdeyiz. Sinema Denizli'nin D'si. Sinema Denizli. Buyursunlar. Vildan Atasever ve Ufuk Bayraktar'ın rol aldığı 2006 yapımı Zeki Demirkubuz filmidir. Süremiz başladı. Fidan. Fidan. Oldu mu? Hayır dediler. Bu soruda bir kutu açma hakkımız var. Ve o kutumuzu açıyoruz. Deniz Hanım. Kader. Kader. Aradığımız film Kader'se fark 2 soruya yükselecek. Kader doğru mu? Kutlarız. Kaldı 4 soru. Farkımız 2 soru. Sizdeyiz Deniz Hanım. Sinema R. Sinemayı R harfiyle tamamlıyoruz. 2022'de vizyona giren Bergen filminin başrol oyuncusudur. Süremiz başladı. Farah Zeynep Abdullah. Farah Zeynep Abdullah. Bu cevapla Deniz Hanım farkı 3'e yükseltir mi görelim. Kutlarız. Efendim ben bilirim de kritik eşiğe ulaştık. Elimizde kaldı 3 soru. Farkımız 3 soru. Sorunun sahibi Çiğdem Hanım. Cevabı alırsak bir sonraki soruyu birlikte göreceğiz. Sekerse, Deniz Hanım'dan gelirse ya da kimseden gelmezse Deniz Hanım bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Buyursunlar kategoriler. Coğrafya Hakkari'nin H'si. Coğrafyayı da Hakkari'mizle tamamlıyoruz. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan, trekking yapmaya uygun olan meşhur kanyondur.
Süremiz başladı. Geldi Meti. Bu sorumuzda da bir kutu açma hakkımız var. Açabileceğimiz o tek kutuyu açıyoruz. Buyurun Çiğdem Hanım. Honaz. Honaz. Aradığımız o kanyon Honaz'sa fark 2'ye düşecek. Doğru mu görelim? Olmadı. Ve sadece Deniz Hanım'ın buton hakkı kaldı. Kullanmak isterse son 10 saniye. 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Deniz Hanım kalan o son buton hakkını kullanmamayı tercih etti. Peki aradığımız o meşhur kanyon neresiymiş görelim efendim. Horma Kanyonu'ydu aradığımız cevap. Böylece nihai tablomuz ortaya çıktı. Final turumuza Çiğdem Hanım'ın 3 soruluk avantajıyla başlamıştık. Karşılıklı ataklar, Deniz Hanım'ın atakları derken nihai tablomuz 2170 ile Deniz Hanım bu akşamın birincisi, 1670 ile de Çiğdem Hanım ikincimiz. Kutlarız. Biz tam final turumuza başlamadan önce kendi aramızdaki sohbette, o ara verdiğimizde, hem Çiğdem Hanım hem de Deniz Hanım özellikle hani birinciliğin öneminden öte şu ana kadar gelen o keyifli rekabetin altını çizdiler sohbetimizde. İki misafirimizi de tebrik ederim, teşekkür ederim ve Çiğdem Hanım'a dönelim. Ne dersiniz bu akşama dair Çiğdem Hanım? Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. İyi ki de gelmişim diyorum. Güzel bir anı oldu benim için. Deniz Hanım'ı da tebrik ediyorum. İnanılmaz bir atılım yaptı. Finalde, genel evet. Kültürü güçlü bir arkadaşımız. Tebrik ediyorum kendisini. Çok heyecanlandım bu final turunda. Ve göz açıp kapayıncaya kadar geçti sanki böyle çabucak. Tebrik ediyorum arkadaşımı. Teşekkür ederim. Harikasınız. Çiğdem Hanım, biz de ağırlamaktan çok memnun olduk. Çiğdem Hanım tarih öğretmenimizdi ve bu akşam ben bilirim de çok güzel yarıştılar. Hem Çiğdem Hanım hem Deniz Hanım. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Çiğdem Hanım bu akşam stüdyomuzda kızı yalnız bırakmamıştı. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Ve günümüzün birincisi Deniz Hanım. Tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Sizin için nasıl geçti Deniz Hanım? Çok heyecanlı ve çok keyifliydi. Bütün arkadaşlarım çok başarılıydı. Özellikle Çiğdem Hanım çok başarılıydı. Biraz gözüm korkuyordu. Çok başarılı çünkü yarıştı. Ama çok keyifli, çok zevk alarak zaten yarıştığım bir yarışma programı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ekibiniz de bizi çok güzel ağırladı. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim. İkinci turda Çiğdem Hanım'ın ağırlığı vardı. Finalde de Deniz Hanım'ın ağırlığı vardı. Dolayısıyla iki başarılı hanımefendiyi bence kapanışta bir kez daha alkışlayalım. Evet, Deniz Hanım'ı bu akşam her an destekleyen, sürekli yanında olan aralarda eşine de ayrıca teşekkür ederiz efendim. Ve Deniz Hanım'ın ödülünü takdim edelim efendim. Sevgili seyirciler, ben bilirim de bu akşam da dört misafirimizle birlikte çıktığımız yolculuğumuzda günün birincisi, final turumuzun ardından 2170 puana ulaşan Deniz Hanım aynı zamanda ödülün de sahibi. Tekrar tebrik ederim. Güzel günler de harcamanız dileğiyle. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tebrik ederim tekrar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.